Evet abi, bugün RimWorld'de kullandığım modları göstereceğim. Bazılarını anlatacağım, bazılarını da işte nasıl kullanıldığını falan göstereceğim. Şimdi benim bu şu anki seride kullandığım modlar bunlar. Şöyle bayağı bir var. Ama ayrıyeten bazı büyük modlar gördüm. Yani oyundaki bazı şeyleri değiştiren, bir de size sormuştum Discord'dan bana atın diye. Arada bir, iki haftada bir falan da o modları da tanıtmaya çalışırım. Şimdi Harmony modu var. Bu mod diğer modların çalışması için kurulması gerekiyor ve bunu kurduğunuz zaman eğer buraya gelmiyorsa otomatik buraya gelir bu. Sırala dediğinizde, ama gelmiyorsa bunu alıp da en üste çekmeniz lazım. Diğerler onun altında olması gerekiyor ki öyle çalışsın. Ama ben hiç çekmedim, yani kendisi otomatik ayarlıyor. Bu ana oyun. Bunlar da DLC'ler. Şu da DLC ama bunu seride kullanmıyorum. O zaman ilk modumuzla başlayalım. Bu Better Camp Loot modu, bir yerlere saldırıya gidiyorsunuz ya, başka köylere falan. Oraya saldırdığınızda abi o köyün içinden çok kötü itemlar düşüyor. Sen oraya gitmek için köyünden zaman harcamışsın. Ne bileyim, hayvanları götürmüşsün, ekipman almışsın, yanına yemek almışsın. Oraya gidiyorsun, saldırıyorsun, köyü dağıtıyorsun ama değmiyor. Bu mod sayesinde artık daha iyi itemler düşebiliyor. Yani değeri de 1500-3000 gümüş arası şeyler düşüyormuş. İşte silah, zırh, ilaç, bu tarz şeyler düşebiliyor. Gittin saldırdın mesela, şansına oradan bir enerji tüfeği düştü, hemen karlı çıkarsın. Çok nadiren güzel parçalar da düşüyormuş ama nadiren oluyormuş. Trading spot modu. Bu mod oyuna şu çeşitli kısmı var ya, çeşitli kısmına trading spot diye bunu ekliyor. Bu da normalde bir tüccar geldiği zaman, örnek veriyorum silah tüccarı geldi, geliyor şurada falan duruyor. Ya da geliyor, örnek veriyorum sen şurayı kapatmışsın, buraları kapatmışsın, böyle savunmanı almışsın. O geliyor mal gibi şu dışarıda bekliyor. Dışarıda bekleyince de biri saldırıp onları öldürüyor. Senin de ilişkin düşüyor. Onu getiriyorsun, örnek veriyorum buraya atıyorsun. Diyorsun ki benimle ticaret yapacak olan buraya gelsin. Burada dursun. Onlar da gelip de burada bekliyorlar. Ha, belki bunu işe yarar bir şekilde de kullanabilirsiniz. Savunmanın tam önüne atarsınız falan. O sırada bir saldırı gelirse bunlar karşılasın. İlişki benim için önemli değil falan diyorsanız. Rimmu-Nation modu. Bu modda oyuna yeni kıyafetler, yeni zırhlar ekliyor. Ki ben böyle zırhları mırhları üzerlerinde gördüğümde hoşuma gidiyor. Normalde oyunda bir tane şu zırh var. Bir de ağır bir zırh var. İlk evrelerde ileride keşif zırhı falan açılıyor da. O benim canımı sıkıyordu. Böyle daha böyle gerçekçi, üzerlerinde yelekler, kasklar falan olsun istiyordum. Bu da bu modda onları getiriyor. Bu mod için araştırmadan kompleks giyimi araştırdığınızda zaten böyle farklı renkte pantolonlar, yelekler falan getiriyor. İşte gaz maskeleri getiriyor. Ama bu kısımda zırh getirmiyor. Çünkü zırh normal oyunun zırh araştırmasında geliyor. Yani şuraya gidip de ilerleyip de şurada kurşun geçirmez yeleği araştırdığınızda soldaki bir sürü zırh geliyor ki bunlar bir de rengarenk. Yani böyle daha çöl zırhı yapmak istiyorsan adama daha turuncu yelek, turuncu zırh, turuncu kask veriyorsun. Ya da mavi, böyle polis gibi yapmak istiyorsan da full mavi kıyafetler veriyorsun. Çünkü kasklar ve zırhlar da birbiriyle uyumlu yapılmış. Her zırhın kendine has bir kaskı var yani. Bu demircilik var ya, bu demirciliği araştırdığınızda da modun size verdiği kasklar düşüyor. Bu zırhları da şu işleme masasından basıyorsunuz. Buraya sipariş ekle dediğiniz zaman bu zırhlar geliyor böyle kasklarıyla falan. Örnek veriyorum, oyunun kendi zırhına bakalım. Oyunun kendi zırhı %100 koruma, %36 sopa darbelerine karşı koruma falan veriyor. Ve 60 çelik bir bileşen 30 tane de kumaş istiyor. Oyunun eklediği modlardan mesela bu 25 kumaş, 70 çelik 2 bileşen istiyor. Daha fazla malzeme istiyor mesela. Ama bu 105'i 38 koruyor. Yani bir tık fazla koruyor. Ama daha fazla malzeme istiyor. Yani böyle bir dengesizlik de yok. Bunu kurdun bir anda ölümsüz olmuyorsun. Juggernaut zırhı var mesela. Bu en pahalısı. Ama bu çok sağlam koruma veriyor. Bu ağır zırh kategorisinde ama yürüme hızına eksi 0.80 veriyor. Yani adam ne kadar yürüyorsa neredeyse onun 1/4 hızında düşüyor. Hızı. Ama koruması çok iyi. Özellikle sopayla mopayla saldıranlar kesemez yani sizi. Bu da işte şey, ağır zırh var ya, ağır zırh yerine geçiyor. Ama ben yavaşlamadan hiç sevmediğim için şuradan en az yavaşlatan zırh hangisiyse genelde onu veriyorum. Tabi dikiş masası var ya, dikiş masasından da bu modun eklediği kıyafetler geliyor. Böyle de askeri kot benzeri şeyler var, onlar ekleniyor. Bir de yelek ekleniyor. Bu yelekler de taşıma kapasitesini arttırıyor. Artı olarak mesela 10 kilo 20 kilo daha fazla taşıyabiliyor. Bir de oyuna çanta ekleniyor. Bu çanta olayı da güzel çantalar verirseniz mesela 5-6 kişiye onları bir yere yollayabiliyorsunuz. Normalde illa yanlarında bir hayvan olması gerekiyor. Ama çanta kapasiteyi arttırınca yüklüyorsun abi, malzemeyi yolluyorsun. Hem de çok güzel gözüküyor yani böyle tam olarak takım zırh mır verdiğinde kafasına böyle turuncu zırh, turuncu yelek, turuncu kask veriyorsun. Arkasına da bir tane siyah çanta takıyorsun. Bir de oyuna gözlük falan ekliyor, böyle güneş gözlüğü takıyorsun. Çok havalı gözüküyorlar. Setup camp modu. Bu mod da bu dünyada bir yerlerde gezinirken bir kervan oluşturdunuz diyelim. şuraya doğru gidiyorsunuz. Buraya doğru giderken istediğin yerde tıklayıp da kamp kur dediğin zaman oraya kamp kuruyor. Normalde mesela map'in büyüklüğü böyleyse kamp kurduğu alanın büyüklüğü bunun böyle tam ortasındaki ufak bir alan kadar oluyor. Oradaki amaç da birisi yaralandı mesela, yarasını gidereceksin. O yüzden hemen kamp kur deyip orada giderebiliyorsun. Ya da açlar diyelim. Orada kamp kurdurup dolan etrafta bir bitki var mı falan bakabilirsiniz. Tam orada nerede kullanıyordum ben bunu, kullanışlı geliyordu hatırlamıyorum ama istediğiniz yere kamp kurup sonra devam edebiliyorsunuz. Normalde oyunda öyle bir şey yok yani. Ya gittin yani, gideceksin illa, duramıyorsun. More Floors bu modda oyuna daha fazla zemin ekliyor. Ben böyle görselliği sevdiğim için daha çok zemini zaten ilk aradığım modlardan biri buydu. Normalde oyunun kendi zeminleri böyle. Biraz daha şekilli şüküllü kaldırımlar atamıyorsun oyunun kendi zeminlerinde. Düz oluyor. Bunun sayesinde böyle güzel zeminler var. Örnek veriyorum şöyle. Attın mesela böyle gözüküyor. Ya da şöyle spiral bir şey attın böyle gözüküyor. Yeşim taşından şöyle bir zemin atabiliyorsun. Ya da iyice pahalı ama kaliteli olan böyle bir zemin atabiliyorsun. Ahşap zeminlerde de fazladan zeminler var. Böyle bir zemin var mesela. Bir bar gibi bir şey yaptın diyelim, bunu kullanabilirsin. Ya da restoranda şöyle tahta zemin kullanılabilir. Build from inventory. Bu mod sayesinde bir inşa yapılacak mesela. İnşa için çelik gerekiyor diyelim. Kolonist eğer üzerinde çelik varsa ilk olarak üzerindeki çeliği kullanıyor. Daha sonra üzerinde yoksa veya üzerindeki yeterli değilse, bir hayvan, yük hayvanı varsa, yük hayvanın üzerinde kaldıysa gidip onu kullanıyor. O da yoksa gidiyor depodan kullanıyor. Depoda da yok, başka bir kolonistin envanterinde varsa gidip o kolonistten çeliği alıyor, getirip buraya koyuyor. Bu hem köydeki düzen için güzel. Köyde zaten işler aktığı için o büyük ihtimal kaynakları hep depoya bırakırlar ama bir yere saldırıya gittiniz diyelim. Kampınızı kurdunuz, orada da saldırı hazırlığı yapıyorsunuz. Oraya ne bileyim bir kum torbası atacaksınız, bir taret maret atacaksınız. Onu bastığınız zaman kolonist direkt kaynak yok diye algılıyordu. Senin gidip de yük hayvanındaki kaynağı elle yere düşürmen gerekiyordu ki gidip alıp yapsın. Bu mod sayesinde onu oraya koyduğun anda ha, hayvanın üzerinde var deyip gidip direkt oradan alıp yapabiliyor. Camera Plus. Normalde oyunun uzaklaştırması en fazla böyle bir şey olabilir ya da şöyle falan olabilir. Bu mod sayesinde iyice uzağa gidip de bütün haritayı şöyle uzaktan görebiliyorsun. Yaklaştırmaya geldiğin zaman da normalde maksimum bu kadarsa bu mod sayesinde iyice dibine girebiliyor. Yani kendi kolonistini yapmışsın, giydirmişsin, şöyle bir yakından bakmak istiyorsun. Böyle gelip bakabilirsin. Chickens Efficient Light modu. Bu modu vallahi ben RimWorld'u ilk indirdiğimde herhalde bu mod lazım falan deniyor diye şak diye yapıştırmıştım bu modu. Ondan beri hep kullanıyorum yani. Bu ayaklı bir lamba atıyoruz ya odaların ortasına. Onlar normalde 30 enerji tüketiyorlar. Bu mod sayesinde o 20'ye düşüyor. Bu güneş lambaları da 2900 tüketiyor normalde. Bu mod sayesinde o da 2000'e düşüyor. Bu düşürüm aslında hile gibi değil. Enerji artık belli bir seviyeden sonra çok aşırı tüketiliyor ve bu lamba da bu kadar çekmez diyorsun yani mantıken. Onu birazcık dengeliyor. Ki zaten ileride başka bir mod var. Ben başka lambalar kullandığım için bu moda gerek bile yok aslında. Color coded mood bar. Bu da şu yukarıda gözüktüğü gibi kolonistlerin normalde ruh hali neyse arkasındaki bar düşüp yükseliyor. Bu mod sayesinde de orada bir renk beliriyor abi. Kırmızı, sarı. İşte düşüklük seviyesine göre en iyisi yeşil. Bu biraz daha hani anlamanızı kolaylaştırıyor. Birisine bakıyorsun kıpkırmızı olmuş. Lan bu niye kırmızı diye girip bakabiliyorsun. Çünkü kolonistler tribe girdiği zaman onlarla uğraşması zulüm oluyor yani. O yüzden erken tanı önemli. Conduit Deconstruct modu. Bu mod aslında güç yolu var ya, güç yolunu daha rahat kaldırmanı sağlıyor. Buradan güç dediğin zaman bunlar böyle gözüküyorlar ya, bunları yıkarken normalde yıkmaya gelip de tek tek duvarın içinden falan seçmemiz gerekiyormuş. Bu mod sayesinde şuraya bir şey ekleniyor. Buna tıkladığınız zaman direkt şöyle seçip de yıkabiliyorsunuz. Sadece kabloları yıkıyor yani, başka şeyleri yıkmıyor. Bu da sizi büyük bir boş uğraştan kurtarıyor yani. Normalde çünkü kabloyu yıkman gerekse ulan şimdi kim uğraşacak diye bırakabilirsin. Ama bunun sayesinde böyle çat çat atıyorsun geçiyorsun. Vanilla Weapons Expanded modu. Bu modda oyuna yeni zırhlar gibi yeni silahlar ekliyor. Bu da araştırma kısmından normal ateşli silahlara geldiğinizde falan ekleniyor. Burası oyunun kendi silahları da. Şurada bir bak, Saved Off eklemiş. Ağır ateş gücünde bir SMG ekliyor. Bir light SMG falan ekliyor. Oyunda normalde olmayanlardan. Şu yukarıda da araştırmada ikinci bir kısım açıyor. Longbow, crossbow gibi oyunun ilk başlarında kullanılacak silahları ekliyor. Ya da burada musket, bu kurmalı tüfek gibi şeyler var ya, onları ekliyor. Bu tarafta da ateş silah falan, bunu hiç kullanmadım ama işte buralara yeni silahlar, yeni şeyler ekliyor. Flash bombası falan ekliyor. Flash bombasını attığında belli bir alandakiler stun yiyorlar. Bu robotlar yiyor onun gibi. Buraya da roket, kıyamet roket atarını bu mu ekliyormuş lan? Vay be, oyunu kendi şey zannediyor. Grenade launcher var. Sağlam bir sniper var. AK falan ekliyor. Ben bunu böyle oyunda farklılık olsun, yeni silahlar olsun diye eklemiştim ama güzel oluyor. Özellikle kıyamet roket atarını bir atıyorsun böyle, bayağı bir alana tesir ediyor ama kendi adamını da vurabiliyorsun. Bunları araştırdıkça şuradaki yine işleme kısmı var ya, buraya gelir. Hatta bir araştıralım ne kadar kaynak istiyormuş bakalım. Örnek veriyorum, Battle Rifle yapmak istersen 7 bileşen 60 çelik. Sağlam sniper dediğim şey 16 bileşen istiyor yani. O da yine zırh gibi dengeli bu arada, yani oyunda bir silah kullandın diye saçma sapan aşırı güçlü olmuyorsun. Rocketman bu performansı arttırıyormuş. Yani bunların tam bir kıyasına bakamadım. Böyle bir mod daha var performansı arttırdığını iddia eden. Çünkü ben o ikinci sezonda 3 tane ayrı yere koloni kurmuştum. Ne bileyim artık kolonide 60-70 kişi falan vardı ya. Oyunu hızlandıramıyordum yani. Hızlandırınca çok kastığı için. Oyunu son hız aldığımda bile aslında 1x 2x gibi oluyordu. FPS de çok düşüyordu. Onu biraz toparlasın diye kurmuştum. Tam hatırlamıyorum ama eğer performans sorununuz varsa bunları kurup deneyebilirsiniz. Oyuna bir zarar vermiyor. Bir de oyuna çok fazla mod kurduğunuzda oyun daha da zorlanıyor açmakta, oynatmakta. Çünkü sanırsam bunu bana siz söylemiştiniz, tek çekirdek kullanıyormuş RimWorld. Tek çekirdek de kardeşim düzeltin, hepsini kullansın, boşa mı yatsın o çekirdekler. Craftable Plastel modu. Mod da plaçelik basmanızı sağlıyor. Normalde plaçeliği kendimiz craftlayamıyorduk. Etraftan şöyle falan bulmamız gerekiyordu ya da tüccarlardan bulmamız gerekiyordu. Bir yerden sonra ise plaçelik çok ihtiyaç oluyor. Yani zırhlarda ihtiyaç oluyor, silahlarda ihtiyaç oluyor. Orada burada lazım oluyor. Basmanız gerekiyor yani. Bu da biraz daha ilerlediğinizde şu biyoyakıt arıtımını araştırdıktan sonra aşağıya geliyor plaçelik diye. Bunu araştırdığınız zaman şuradaki işleme masası var ya, bütün silah, zırh, her şeyde bu masada yapıyormuşuz ha. Buraya da artık Make Plastel diye bir şey geliyor. Bunun tabi maliyeti çelik artı yakıt. Yani 125 çelik 10 yakıta 25 tane yapıyor. 500 çelik 40 yakıta 110 tane yapıyor. Niye böyle kampanyalı? Onu anlamadım. Çok yapınca daha çok çıkıyor abi. Daha verimli. Buraya gelip de plaçelik basabilirsiniz ama çok çelik gider tabii. O yakıtı nereden yapıyorsunuz? Yakıtı da şu biyoyakıt rafinerisi var ya, buradan yapıyorsunuz. Odundan veya işte pirinçten üretebiliyorlar. Don't block door. Mod sayesinde kapılar açık kalmıyor abi. Normalde örnek veriyorum, böyle bir depo alanınız var. Kapısı da burası. Buranın da soğutulması gerekiyor. Geliyorlar, şu kapının önüne ya bir malzeme bırakıyorlar, ya bir silah düşüyor, ya bir yığın düşüyor. Bu kapı kapanmıyor. Kapanmadığı zaman da içerisi ısınıyor. Dışarıdan sıcak hava gire buralar ısınıyor. Bu mod bunu engelliyor. Artık kapının önünde bir şey varsa onu alıp yana atıyorlar. Kapıları kapatıyorlar yani. Dormets. Bu mod bayağı basit bir mod. Ama benim çok hoşuma gittiği için en başından beri bu modu kullanıyorum. Oyuna paspas mı ekliyor diyeyim artık. Öyle bir şey ekliyor. Bu çeşitli kısmı var ya, oraya geldiğinizde işte burada. Normalde kumaş yoksa bunu deriden falan atmanız gerekiyor. İlk başta bu oluyor. Daha sonra araştırmadan şuradaki halıcılığı araştırdığınız zaman, halı dokumayı. Bunu araştırdıktan sonra buraya kumaşlı yapılanı da geliyor. Örnek veriyorum, şuraya getirip bunu atıyorsunuz. Böyle girerken daha böyle hoş gözüküyor yani. Bir de sanırım dışarıdan gelen pisliği de azaltıyormuş. Bundan tam emin değilim, uyduruyor olabilirim ama. Ya da buraya gelip böyle çiftlisinden atabilirsiniz. Teklisi çiftlisi var yani. Doors expanded. Bu modda oyuna yeni kapılar ekliyor. Normalde oyunda bir düz kapı var, otomatiği var, bir de çiftli kapı var. Bu mod mesela hapishane kapısı ekliyor abi. Bir hapishane yaptın diyelim. Tabi sadece görünüşü değişiyor olabilir. Geliyorsun şöyle bir kapı atıyorsun. Hapishane kapısı olmuş oluyor. Daha hikayene, dünyana uygun bir şey oluyor. Ya da şöyle bak mesela, bu kapıları hiç kullanmadım ben. Elektrikle çalışan şöyle kapılar var abi. Güvenli kapı diyor bak. 3x2 olan devasa bir kapı var. Bu neymiş paşam? Bunlara tabi buton eklemiş. Valla bunu tam denemediğim için şunları benim bir araştırıp bakmam lazım abi. Çünkü burada butonlar falan var. Bu da şey mi? Yukarıdan aşağı açılıp kapanan kapıları var ya. Onlardan mı? Şu dükkan önlerinde olur ya. Hemen deneyelim mesela. Bak buradan buraya geçtiğimde kapı bir de havalı açılıyor ha. Tam şuradan buraya geçtiğimde bak bu da yukarı doğru açılıyor. Bu birazcık dandik duruyor ama olsun. Şu güzeldi. Bu da eğer böyle bir hikaye olarak kendinize işte zırhlı, korunaklı, içeride silahların olduğu bir yer falan yapıyorsanız önüne böyle bir kapı atabilirsiniz. Easy Speed Up modu. Bu mod sayesinde normalde en fazla 3x'e kadar hızlandırma vardı sanırsam. Bu 1x daha ekliyor. Yani eğer oyunu daha çok oynadıysanız artık o ilk başlarda olan bunları bir ağaç kessin olaylarını beklemek falan böyle ekran başında yorunca alıyorsun 4x'e hemen kesiyorlar. Tabi burada da iyi takip etmek lazım. Bazen hızlı da unutuyorsun, bazı olayları yakalayamıyorsun. Common Sense modu. Bu mod kolonistlerin birazcık yapay zekasını geliştiriyor. Bayağı bir şey ekliyor. Ama örnek vermek gerekirse bir hastane var diyelim. O hastanenin içi pisse orayı temizlemeye öncelik veriyorlar, orası hastane olduğu için. Veya bir yerde inşa yapılacak, bir oda yapacaksın mesela, o odayı önceden temizliyor. Ya da diyelim ki uyuşturucu kullanımını düzeltiyor. Ruh haline göre kullanıyor yani. Durmadan kullanmıyor da ulan ruh halim çok düştü ben artık bir alayım falan diyor. Biraz zeka ekliyor. Mesela böcek eti, insan eti gibi şeyler sıkıntı ya. Onları yememeye çalışıyorlar başka bir öncelik varsa. Böyle bir mod. Hunt for me. Bu modda da evcil hayvanlarınız gidip normalde bir şeyler avlayıp yiyorlar. Eğer etçiyse yani, kurt falan varsa evcil hayvanınız. Bu mod sayesinde gidiyor, örnek veriyorum bir tavşanı avlıyor. Sonra o tavşanı getirip senin depona koyuyormuş. Yani ben hiç dikkat etmedim yapıyor mu diye, ama belki yapıyor olabilir. Bizimkiler otomatik kesiyordur çünkü. Daha büyük mesela bir fil var diyelim. Sende de 4-5 tane kurt var. Kurtlar birleşip de file saldırıyorlarmış gerçek hayattaki gibi. Öyle o file öldürüp öyle getiriyorlarmış falan. Bunu hiç görmedim, hiç tanık olmadım ama izlemek lazım. Increase stack modu. Bu modda envanterdeki depolanan malzemenin sayısını arttırıyor. 10 ile çarpıyormuş. Yani normalde odun depoluyorsun mesela. Odunlar sadece bir karede 75 tane bulunabiliyor. Bu mod sayesinde o 750'ye çıkıyor. Veya yemekler 10 tane bulunuyormuş. Bak onu 100'e çıkarıyor. 10 ile çarpıyor yani. Bu normalde hile gibi duruyor. Ama belli bir yerden sonra artık koloninin yarısını falan stok alanı olması gerekiyor. Eğer bu modu kurmazsan. Çünkü o kadar çok malzeme geliyor ki. Bu da aslında oyunda şart olan modlardan biri. Ha mesela silah için bir depo yaptığınızda o anlaşılıyor abi. Etraftan 2-3 silah falan topluyor. Depo bir anda doluyor. Tabii silahlarda böyle bir 10x diye bir şey yok ama. Mad Skills modu. Bu modda yeteneklerin çarpanını düzeltiyor. Yani örnek veriyorum ateş ettikçe ateş etme yeteneğin gelişiyor ya, nişancılık. Ama onu kullanmadığın zaman o yetenek düşmeye başlıyor. Hiç adamı savaştırmazsan mesela düşüyor. Alt yeteneğe düşüyor. 14'se mesela 13'e düşüyor. 12'ye düşüyor. Aşağı doğru gidiyor. Bu da çok gıcık bir şey. Bu modda onun düşmesini azaltıyor. Ha, açıklamasında puan düşmeyi kaldırıyor falan yazmış ama modun kendi ayarı da var. Ben ama ne verdiyse öyle kullanıyorum. Bir de öğrenmek sanırım zorlaşıyormuş. Yani öğrendikçe öğrenme çarpanı düşüyormuş. Bu onu da düzeltiyor. Lan zaten kolonist geliyor 2 gün sonra ölüyor. Bari adam gelişsin de öyle ölsün yani. Medical Tab modu. Bu modda buraya yeni bir ekran ekliyor. Tabi bu güncelleme ile beraber gelmiş olabilir. Oyuna eklenmiş olabilir. Ama eklenmediyse bu modu kurarsanız eğer buradan böyle daha rahat halledebiliyorsunuz işlerinizi. Hangi kolonist hangi ilacı kullanacak buradan seçiyorsunuz. Eğer şunu seçerseniz daha kaliteli ilaçları kullanamazlar. Bunu seçerseniz ne varsa en kaliteli onu kullanıyorlar. Burada kanaması varsa veya yarası varsa falan burada gözüküyor. Şu da sanırım kendini tedavi etti. Yani buna tıkladığınızda gidip kendisini tedavi edebiliyor. Başka birisinin onu tedavi etmesine ihtiyaç duymuyor. Sadece kolonist değil. Eğer mahkum varsa mahkumları da buradan görebiliyorsunuz. Veya ziyaretçileri falan da görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir arayüz ekliyor. Mend And Recycle. Mend And Recycle modu. Bu mod bence olmazsa olmaz modlardan bir tanesi. Çünkü yaptığınız kıyafetler belli bir süre sonra eskimeye başlıyor ve kolonistler diyor ki eskimiş kıyafetim var diyorlar. Senin de yeni kıyafet basman gerekiyor. Bu modsa o kıyafetleri alıp onarıyor. Sadece kıyafetleri değil silahları da onarıyor. Bunun için de araştırmadan şurada mending var bak. Bunu araştırıyorsun. Bunu araştırdıktan sonra üretim kısmına geliyorsun. Oraya bu geliyor. Bunu gelip de örnek veriyorum buraya atıyorsun. Daha sonra tıkladığında buradan sipariş ekle diyorsun. Basit şeyleri onar diyebiliyorsun. Ya da zırhları onar diyorsun. Ya da mesela silahları onar diyebiliyorsun. Bunu seçtiğin zaman bunu 5 yaptın diyelim. Etrafta onarılması gereken silah varsa onları getirip onarıyor. Bu tabi sınırsız değil. Bunun bir yakıtı var. Onun yakıtını buradan mı yapıyorduk ya? Valla bunun yakıtını nereden basıyorduk da buraya ekliyorduk hatırlamıyorum ama. Valla yakıtını satın almamız gerekiyor da olabilir. Çok önemli değil. Bu böyle bir alet çantası gibi gözüken bir yakıtı var. O zaten çok az gidiyor. Onu kurduğunuz zaman kıyafetleri onarırsınız. Ha şöyle bir şey yaparsınız. Atamalardan mesela bir kıyafetin canı 51 ise giy diyebilirsiniz mesela. 51 değilse onu otomatik çıkarır. Düştüğü zaman 50'ye ya da 49'a. Otomatik çıkarttığı zaman da buradan hemen mesela kıyafetleri onarmayı sınırsız yaparsınız sonsuza kadar. O düşeni hemen birisi gelip alır, onarır, yerine koyar, o da gelip giyer. Yani hiçbir zaman eskimiş kıyafet sorunu yaşamazsınız. Bir de bu mod şöyle bir güzellik sağlıyor. Size birisi saldırdı diyelim. Onu öldürdünüz ve zırhlarını çıkarttınız. O zırhı giydiğiniz zaman kolonistleriniz ben ölü birinin zırhını giyiyorum diye tribe giriyorlar. Ama o zırhı alıp da burada onarırsanız o artık yeni bir zırh olmuş oluyor. O yüzden milletten düşen parçaları giymeyecek olsanız bile burada onarıp %100 haline getirip canını yeni bir zırh haline getirip yüksek fiyattan satabilirsiniz. More planning. Normalde oyunda bir tane şöyle beyaz bir plan var. Bunları atıp da bir şey yapmadan önce planlayabiliyorsunuz. Bu mod çok daha fazla renkli plan ekliyor abi. Örnek veriyorum, mavi alırsın, dersin ki ulan burası şöyle duvar olacak dersin. Kırmızıyla burası kapı olacak çiftli dersin. Şuraya şöyle yatakları koysam falan diye düşünürsün. Böyle ayrı renklerde planlayabiliyorsun. Güzel yanı da şuradan şöyle planı kopyala dediğin zaman alıp da başka yerlere de koyabiliyorsun. Bunu mesela ben şeyde kullanıyordum. Bir savunma sistemi attım diyelim. O savunma sisteminin üzerine gelip de tek tek böyle planları diziyordum. Daha sonra kopyala deyip de aynı savunmayı aşağıya gelip yapıştırıp üzerine inşa ediyorum mesela. Pick Up And Haul modu. Bu modda taşıma olayına bir zeka ekliyor. Artık kolonistler üzerinde birden fazla malzeme taşıyabiliyorlar. Yani bu mod olmadan önce sadece çelik taşıyıp götürüyormuş. Şimdi çeliği alıyor. Oradan da patates alayım diyor. Depoya zaten gidiyorum diye düşünüyor. Bir de mesafeyi gözetiyorlar. Örnek veriyorum, bir çelik çok uzakta ya, diğeri yakında. O zaten yakında diyor. Ben önce uzaktakini alayım da onu depoya getireyim falan diyor. Realistic Rooms Rewritten modu. Oyunda odaların belli bir boyutları oluyor. Gelip de G'ye bastığınızda görebiliyorsunuz. Orada bir ferahlık kısmı var ya. Burası biraz ferah diyor. Normalde oyunda 5x5 alanlar ortalama oluyor. Ama 5x4 yaparsanız burası sıkışık diyor. Kolonistleriniz memnun olmuyor. O da çok fazla yer kaplıyor. Bu mod sayesinde 4x4 ortalama yerine geçiyor. Normalde 5x5'in olduğunu 4x4'e düşürüyor. Bu da çok gerek yok demeyin. Yoksa çok büyük bir alana böyle odalar atmanız gerekiyor. Bu mod sayesinde daha iyi oluyor. Tabi odanın içine çok fazla eşya doldurursanız, eşya doldurdukça içerisi daha da sıkışık bir hale geliyor. Mesela benim odalar genelde geniş olduğu için hep biraz ferah biraz ferah demiş. Hiç küçük oda atmamış. Replace stuff. Bu mod yapıları yıkmadan materyalini değiştirmenizi sağlıyor. Örnek veriyorum, burası mermer duvar ya. Artık vazgeçtim diyelim. Ya da normalde burası tahtaydı. Ulan ben tahta yanar diye düşündüm. Bunu değiştirmek istedim. Önceden bunları yıkmanız gerekiyordu. İşte yıkıyordunuz. Yıktıktan sonra mesela getirip mermer atabiliyordunuz. Bu mod sayesinde bunun üzerine geliyorsunuz. Mermer yap burayı diyorsunuz. Tabii şu an ben yaratıcı modda olduğum için yapıyor da. Mermer yap dediğiniz zaman kendisi mermeri getiriyor. Onu yıkıyor. Onu mermerle değiştiriyor. Yani senin önceden buraları yıkıp daha sonra hatırlayıp tekrar buraya atmana falan gerek kalmıyor. Böyle kolaylaştıran güzel bir mod. Rim Cities. Bu mod oyuna devasa şehirler ekliyor. Bu şehirleri de haritada görebiliyorsunuz. Bak normalde oyunun şehirleri böyle olur ya. İşte buraya mesela şöyle bir yer eklemiş. Ya da şu yukarıya bir şehir eklemiş. Oyunda çünkü bir yere saldırıya gidiyorsunuz. Saldırıya gittiğiniz yerde 3 tane ev oluyor abi. İçeriden 15 kişi çıkıyor. Ulan diyorsun bu herif koskoca koloni, koskoca gelişmiş bir yer mesela. Niye bu kadar az adam var diyorsun. İşte bu mod sayesinde devasa şehirler ekliyor. O şehirlere yalnız saldırıya gittiğinizde o bitmiyor abi. Yani onlarca oda var o şehrin içinde. Artık böyle sokak çatışmasına falan dönüyor yani ortam. Köşeyi dönüyorsun, oradan 3 kişi geliyor. Yukarı çıkıyorsun, 3 kişi geliyor. Bir evin içine giriyorsun, evin içinde adamlar var. Daha böyle bir yere saldırmayı daha zevkli bir hale getiriyor ve daha güzel itemlar düşüyor. Benim hatta 2. sezonda bir saldırıya gittiğim bir bölüm vardı. Onu yukarıya bir yere koyarım. Orada o şehirleri görürsünüz nasıl olduğunu. O herhalde oynadığım en iyi bölüm olabilir yani. Aşırı keyifliydi yani. Rim Hut. Bu mod bir koloniste tıkladığınız zaman sol altta onu detaylı bir şekilde bilgilerini görmenizi sağlıyor. Yani tek tek şuralara tıklayıp da olan neymiş durumu diye bakmıyorsunuz. Burada direkt özellikleri gözüküyor. Bunun eski hali nasıldı onu o kadar hatırlamıyorum ki yani bu mod olmadan hiç girmedim. Burada direkt sağlığını, ruh halini falan görüyorsun. Ekstra bir özellik geldiyse bu alt tarafta yazıyor. Bazen mesela iyi evcilleştirme, iyi nişancılık falan geliyor ya, onlar yazıyor. Burada da yeteneklerini görüyorsun. Hatta şuradan da mesela birisi saldırdığında bir aksiyon çıktığında ne yapacak diye seçebiliyorsun. Mesela bunda saldırı var, kaç var. Buradan saldır dersen birisi buna saldırdığında bir hayvan falan, bu da direkt saldırarak karşılık veriyor. Buradan kendini iyileştir falan açabiliyorsun. Ya da hangi ilacı kullansın diye seçebiliyorsun bu Medical Tab'den yaptığımız şeyi. Bence bu işleri bayağı kolaylaştıran arayüz olarak modlardan bir tanesi. RPG Style Inventory. Bu mod da kolonistlerin kıyafetlerini böyle bir RPG oyunundaymış gibi görmenizi sağlıyor. Normalde böyle gözüküyor kıyafetler modu kurmadığınızda. Yani burada ne olduğu, kıyafetlere, ekipmanında ne var, envanterinde ne var onlar yazıyor. Bu modu kurduğunuz zaman ise işte böyle gözüküyor. Yani bu Assassin's Creed oynar gibi işte kaskı neymiş, üstünde bu var mesela, zırhı bu var, üstündeki silah bu. Envanterinde de mesela paketlenmiş yemek varmış. İleride daha fazla şey ekledikçe onlar da buraya ekleniyor. Sadece sınır bu kadar değil. Ne kadar çok şey eklerseniz sağına soluna artarak gidiyor. Buradan da işte ne kadar yük taşıyabileceğine, hangi sıcaklık ve soğukluk arasında mutlu olduğu falan yazıyor. Eğer ısı 4'ün altına düşerse mutsuz oluyor. Üşüyor. O zaman gidip ceket falan yapman gerekiyor. Bu da korumasını falan gösteriyor. Bu aslında baya güzel mod ha. Downtime modu. Bu mod oyunda performansı arttırdığını iddia eden modlardan biri. Cidden arttırıyor olabilir. Mesela ben Kenshi oynuyordum. Kenshi'de oyun çok kasıyordu. 2-3 tane mod kurmuştum. Oyun akmaya başlamıştı. Eğer oyununuz kasıyorsa ya da FPS düşükse falan bu modlar işe yarayabilir. Regrowth Core modu. Bu mod oyuna yeni bitkiler ekliyor. Var olan bitkilerin de texture'unu HD olarak değiştiriyor. Ha bak mesela bu belki FPS'i düşürüyor olabilir. Bir farkına bakmak lazım tabii de. Bir de biyomuna göre bitkiler ve yer şekilleri ekiliyor. Mesela çok aşırı yağmurlu bir ortama gittiğin zaman oradaki ağaçların şekli, toprağın rengi, oradaki biten bitkiler falan onları değiştiriyormuş ki daha böyle bir güzel gözüksün diye. Bir kervanla yolculuk ederken biri saldırınca düştüğün yerde bir anda böyle toprağın rengi farklı oluyor. Onun ağaçlar sarı kırmızı renkte. Burası neymiş falan diyorsan eğer bu modu daha önce kurmuş olabilirsin. Ha ben kurmuştum ama eskisi nasıldı, yenisi nasıldı hiç hatırlamadığım için hep sanki öyleymiş gibi devam ediyorum. Çok lazım olan bir mod değil. Böyle şekil şukul olsun diye kurduk. Field Vanishes with Rain and Time modu. Bu modda da işte yerde bir kan lekesi, toz, kir filan varsa ve oraya yağmur yağarsa yağmur oradaki pisliği temizliyor. Bu mantıklı. Simple Sidearms. Bu mod sayesinde kolonistler artık birden fazla silah taşıyabiliyorlar. O da şu sol altta gözüküyor taşıdıkları silah. Örnek veriyorum, yakın dövüş silahı olan birileri var mıdır burada? Bak mesela bunda Zeus kılıcı var. Bunda da güzel bir silah var. Bunu silahını bir indirelim. Bak burada Zeus kılıcı var. Gelip buradan Charge Minigun'a bir kuşan dediğim zaman ikisi de üzerinde gözüküyor bak. Ben bunu askeri moda aldığımda elinde minigun var. Ama buradan eğer ki Zeus seçersem Zeus kılıcını çekicini almış oluyor. Bunu seçince buna, bunu seçince buna. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Örnek veriyorum, senin sniper'lı bir çarın var. Sniper'lı çarın var. Şuradan birisi koştur kılıçla geldi. Çatır sokuyor, öldürüyor. Ya da yakın mesafeye girdiği zaman birisi sniper'a ateş edebiliyor. O zaman sniper'lıya bir de otomatik tabanca veriyorsun. Birisi yanına gelince tabancayı çekiyorsun, tabancayla sıkıyorsun. Bu da birazcık zaten işte gerçekçilik katıyor. Ya da birine güzel bir kılıç verip bir de silah verirsin. İstersen yakın dövüşe girmek istersen kılıcı çekersin. Şuradan silah seçiyorsun. İstersen yumruk seçebiliyorsun. Bir de yanında yakın dövüş ve normal silah simgesi var. Buradan da bu adam otomatik olarak hangisini alacak onu seçiyorsun. Mesela şu anda silah seçili ya. Ben bunu askeri moda aldığım anda eğer bir silah varsa direkt silah seçiyor. Eğer ki ben bunu yakın dövüşe alsaydım askeri moda aldığım anda yakın dövüş silahı neyse onu çekiyor. Yani sen bu çarı yakın dövüş olarak dizayn ettiysen ama silah alternatif olarak yanında bulunuyorsa buradan bu yakın dövüş seçmen lazım ki bir saldırı geldiği anda millet askeri moda aldığında ne çekmeleri gerektiğini bilsinler. Mesela bak bunda da plazma var. Güzel güzel. Regrowth Extinct Animals modu. Bu da oyuna 11 tane yeni hayvan ekliyor. Bu hayvanlar tabi böyle tarih öncesinden kalma hayvanlarmış ve ortaya çıkmaları çok daha nadir oluyormuş. Bizim önceki sezonda bize saldıran böyle dinozorumsu bir şeyler vardı. Onlar sanırım bu mod sayesinde gelmiş. Bir de etrafta böyle evcilleştirebildiğin kurt yerine geçen bir tane kuş türü var. Geçmiş zamandan gelen. Onu görüyordum daha çok. Smart Turret Covering modu. Bu modda da önceden böyle taret kuruyorsun ya, büyük küçük fark etmez. O taretin önüne kum torbası atıyordum ben. Ama meğerse o kum torbasının bir etkisi yokmuş taretin savunmasına. Yani sanki önünde hiçbir şey yokmuş gibi sıkıyorlarmış ki bu bana çok mantıksız gelmişti. Onun için bir mod yapmışlar. Artık taretlerin önüne de kum torbası attığında aynı kendi askerlerin önüne atmışsın gibi tareti de savunuyor. Ki mantıklı olan da bu yani. Smarter Construction. Bu mod sayesinde kolonistler artık sıkışmıyor. Mesela Oxygen Not Included oynuyorum ya ben, orada çok var. Koloniste bir şey inşa et diyorsun, kendini sıkıştırıp kendini öldürüyor. Örnek veriyorum, şuraya duvar inşa edeceksin. Şöyle inşa etmeye başlıyor. Daha sonra burayı inşa edecek ya, kendisi şuraya girip de inşa ederse eğer kendini buraya sıkıştırmış oluyor. Ama öyle bir durumda bunu anlıyor. Buradan inşa etmiyor, şu tarafından inşa ediyor. Kendini bir yere kapatmıyor yani. Yoksa şöyle bir şey atacak olsan gelip tam şuradan inşa etmeye, şuraları inşa ediyor. Tam şurada kendini bırakıyor mesela. Gidip onu oradan açman falan gerekiyor. Seni uğraştırıyor. Bu da yine yapay zeka geliştiren modlardan biri. Snap Out. Bu mod sayesinde bir kolonist tribe girdiği zaman diğerleri gelip de onunla konuşup onu ikna etmeye çalışıyorlar. Yapma etme falan diyor. Başarılı oluyorlar mı olmuyorlar mı orasını tam emin değilim. Çünkü gelip konuşuyorlar genelde, o tekrar düzelmiyor. Ama belki de o sinirini azaltıp düzelme süresini hızlandırıyordur. Stabilize modu. Bu mod sayesinde yerde yatan birisi hasta olduğu zaman onu stabilize et diyorsun, gidiyor. Hemen onu iyileştirmeye başlıyor. Tabi elinde bir ilaç olmadığı için ilaca göre çok daha verimsiz oluyor ve çok daha uzun sürüyor. Ama kolonistin düşüyor ve onu alıp da yatağa götürmen gerekiyor ki ilaç falan kullansın. Ya da hemen yanına böyle bir yerde yatak alanı belirliyorsun ya, o alanı belirlemen gerekiyor, oraya taşı falan demen gerekiyor. Böyle bir amelelik var. Bir de şöyle bir şey var. Uzaydan bir işte kapsülden mülteci düşüyor uzağa. İstersen onu kurtarabiliyorsun ya da ele geçirebiliyorsun ama adam çok uzakta oluyor ve 5 saatlik ömrü kalmış oluyor. Yani öyle bir mantıksızlık ki. Sen oraya gidip onu tekrar taşıyana kadar çoktan ölmüş oluyor. Burada direkt stabilize et deyip geçiyorsun. Veya bir düşmana saldırdın, düşmanın 2 saati kaldı, ölecek yani. Ama sana lazım olan bir çar. Hemen oradan stabilize et deyip de onu kurtarmaya çalışıyorsun. Tabi daha yavaş ve verimsiz oluyor. Statue of Colonist modu. Bu mod sayesinde heykel yapabiliyorduk ya, artık kolonistlerin heykelini yapabiliyoruz. Ki ölmüşlerin de heykelini yapabiliyoruz. Mesela koloniniz için çok önemli bir çar var diyelim. Çok büyük emek verdi ve öldü. Onun böyle heykelini yapıp da meydana dikebiliyorsunuz. Böyle oyunda böyle bir kendi kendine hikaye oluşturanlar için güzel bir mod. Utility Columns. Bu benim favori modlarımdan biri. Şimdi araştırmaya geldiğinizde şurada Utility Columns diye geliyor. Bunu araştırdığınız zaman daha fazla ışık atabiliyorsunuz ama bu ışıkların görevleri oluyor. Örnek veriyorum, normal mobilyalarda düz ışıklar var ya. O düz ışıkların yerine böyle ışıklar atabiliyorsun. Bunlar böyle güzel gözüküyor. Ya da kristali varmış mesela. Şöyle kristalinden atabiliyorsun. Bu güneş lambası var ya, etrafında tarım yapmanızı sağlıyor. Onun yerine mesela bunu atabiliyorsun. Güneş lambasından biraz daha maliyetli ama alanı daha büyük. Sadece bu kadar da değil. Mesela şu Orbital Trade kolumda, bu da ticaret feneri var ya, gökyüzünden geçen gemilerle ticaret yapmanızı sağlıyor. Şu depoya gelip de mesela onu atmanız lazım. O ticaret feneri de bu. Bunun yerine gelip bunu atıyorsun. Aynı görevi görüyor ama hem de ışık yayıyor etrafa. Bir de bu var. Bu da bunu attığınız zaman içine, bu bir mezar. Kolonistleri gelip bunun içine yerleştirebiliyorsunuz. Orada bozulmuyorlar. Light görevi görüyor. Daha sonra diriltici serum bulduğunuzda buradan o kolonistinizi çıkarıp diriltebiliyorsunuz. Sıcaklıkta da Frozen kolumsu var. Bu da işte burası mesela mutfağınız ya, buranın soğutulması gerekiyor. Bunu gelip köşeye atıyorsun. Bu klima görevi görüyor. Bunun güzel yanı ise şu. Klimanın şöyle bir tarafa soğuk bir tarafa sıcak verme durumu var. Böyle kapalı sistem bir base attığınız zaman içeriği soğutsun diye şu tarafa atıyorsun klimayı. Ama burayı ısıtmaya başlıyor. Ve burası bir odaysa, kapalıysa burası yavaş yavaş ısınıp 100 dereceye falan ulaşabiliyor. Onun yerine bunu attığınız zaman bu da aynı klima görevi görüyor. Sadece sıcaklığını bir taraftan atmıyor. Sıcaklığı artık içinde kendi halinde, kendi şeyinde çözüyor herhalde. Vanilla Hair Expanded modu. Bu modda oyuna daha fazla saç, sakal falan ekliyor. Görsel olarak benim hoşuma gittiği için eklemiştim. Vanilla Persona Weapons Expanded modu. Bunu da göstermek isterdim ama o kılıçları, silahları falan görmedim. Sanırım sadece tüccarlardan alabiliyoruz. Bu modda oyuna yeni yakın dövüş silahları ekliyor. Ama plazma kılıcı falan ekliyor, böyle çok daha güçlü ve mesela Zeus çekici ekliyor. Bu Zeus çekicini veriyorsun bir yakın dövüşçüye. Bu EMP bombası var ya, robotları stunlayan, robotları etkisiz hale getiren. Onun yerine geçiyor mesela. Yakın dövüş olarak gidiyor, çekici vurduğu robotu devre dışı falan bırakıyor. Bayağı da oyuna yenilik ekleyen keyifli bir şey. Vanilla Plants Expanded. Bu modda oyuna daha fazla ağaç, mağaç ekliyor. Mesela ağaçlarda artık elma ağaçları var. Portakal ağaçları falan var. Etrafa gidip de yani muz ağacı falan ekebiliyorsunuz ki şu an zaten buralarda vardır. Mesela bak, bu elma ağacı. Bunu gidip de hasatla dersen bunu hasatlıyorlar, elma düşürüyorlar. Ya da muzlar falan var. Bu tarlalara da birkaç tane fazladan sebze meyve ekliyoruz sanırım. Lahana mahana ekliyor olabilir. Aynen, bak burada lahana falan var. Daha fazla meyve sebze ekmenizi sağlıyor. Bir çeşitlilik sağlıyor yani, güzel. Vegetable Garden. Bu mod da aslında diğeri gibi oyuna daha fazla ekecek şey ekliyor. Bu ağaç eklemiyor sanırım ama bunun eklediği farklı şeyler var. Mesela bir tarlaya gelip de buraya kahve ekebiliyorsunuz abi, ya da çay ekebiliyorsunuz. Bunları ektiğinizde onları toplayıp da gidiyorsunuz. Mesela mutfağımız ya burası bizim. Mutfağa geliyorsun. Buradan bana 12'li kahve yap diyorsun. Ya da 12'li çay yap diyorsun. Eğer muz, portakal falan topladıysan da meyve suyu yaptırabiliyorsun. Çikolata ve sütün varsa da çikolatalı süt yapabiliyorsun. Bunlar da bu arada çok iyi paraya gidiyorlar. Yani para kazanmak istiyorsan mesela full çay, full kahve ekip de diğer kolonilere kahve, çay satabiliyorsun. Kendi kolonistlerin de onu içtiği zaman enerjileri artıyor. Ki çok üretebileceğin için mesela sadece bir yeri böyle kafe gibi full çay ekip de önüne masalar atıp herkese günde bir çay için diye emir verip gelip böyle her gün çay içip kahve içip gidebilirler. Yani öyle ayarlayabilirsin. Bu modda bir de diğer sevdiğim şey de buraya bambu ekebiliyorsun. Bambu da bu var ya, ince çubuk gibi, bak şurada. Bambu ağacı. Bu da odun görevi görüyor ama bir ağaç ektiğinizde o ağacın büyümesi çok uzun sürüyor. Bu bambuysa çok daha hızlı bir şekilde büyüyor. Ve tarlaya ekebildiğiniz için her alana birer tane ekiyorsunuz. Böyle ağaç normalde 4 tane alana bir tane falan ekiliyor, öyle bir şeydi. Bambuları ekip onları da odun olarak kullanabiliyorsunuz. Yakıt makıt yapacağınız zaman da kullanabiliyorsun. Yakacak olarak da kullanabiliyorsun. Odunlu jeneratör yaptıysan onlarda da kullanabiliyorsun. Bambu benim için olmazsa olmaz gibi bir şey. Bir de etraftan topladığın malzemeleri, pirinçleri falan. Normalde böyle pirinç olarak gözüküyor. Bunda böyle pirinç çuvalı gibi gözüküyor. Yani yeni bir görsel ekliyor. Wall Lights. Bu mod da benim kullandığım yeni ışıklar ekliyor. Buraya gelip mobilya dediğin zaman burada duvar ışıkları var. Ben böyle ışıklar ortada durduğu zaman hoşuma gitmiyor şunlar. Bir de bunu atıyorsun. Şuradan bir kablo gözüküyor. Wall Light'ta ise öyle bir şey yok. Böyle duvarlara atıyorsun. Hem daha görsel olarak güzel gözüküyor. Hem de daha fazla aydınlatıyor gibi geldi. Bak bu 20 watt güç çekiyormuş. Bu da 20 watt. Aslında bir tane duvar ışığı 20 çekiyor. Ben ama görsel güzellik olsun diye evin içinde 3-4 tane atıyorum yani. Bir odanın ne kadar elektrik çektiğini düşün. Bir de kullanmıyorsalar kapatmıyorlar bunlar. Sadece ışığı yok. Bir de bunun güneş lambası var ya. O modu da var. O da bu. Tabi duvara attığın için önündeki alana bir şeyler ekmen gerekiyor şuraya. Bak tam şu köşeye attığımda yalnız arka tarafını da alıyormuş ha. Enteresan. Tam buraya atarsam o zaman. Aa bu iyiymiş lan. Tek kare duvar yapıp buraya attığında bütün alanı aydınlatacak yani. Ve daha az enerji çekiyor diye hatırlıyorum bu. 650 çekiyor bak. Where is my weapon? Bu modda mesela kolonistiniz birileriyle savaşıyor, çatışıyor diyelim ve düştü. Düşünce silahını da yanında yere düşürüyor. Daha sonra sen bu adamı aldın, iyileştirdin. Ondan sonra o kalkıyor, hayatına devam ediyor. Bu modu kurduğunuz zamansa uyandığı zaman ulan nerede benim silahım diyor. Gidiyor silahı düşürdüğü yerden silahını alıyor. Yani sen daha sonra adam hastalandı düştü veya çatışmada düştü. Yeni bir çatışma çıktı. Adamı bir seçtin bakıyorsun silah yok. Ulan diyorsun nerede bunun silahı? Sonra adama bir yerden silah bulmaya yollamam falan gerekiyor. Öyle şeylerle uğraşmıyorsun. Work Tab. Bu modda oyunun iş kısmı var ya burayı. Burayı düzeltiyor, geliştiriyor. Normalde böyle gözüküyor. Eğer buna basarsan işte 1, 2, 3 diye öncelik verebiliyorsun. Mesela herkesin itfaiyeciliği 1 olsun. İlk o işi yapsınlar diyorsun. Ya da çiftçiliği iyi olan varsa çiftçiliğine 1 veriyorsun. Ama maksimum 3'e mi 4'e kadar mı ne gidiyordu? Bu modu kurduğunuz zaman bu böyle 9'a kadar gidiyor. Daha detaylı hazırlayabiliyorsunuz. Bir de güzelliği buradan genişlet dediğinde buraya böyle devasa bir hale getiriyor. Kasıyor hatta yani o kadar. Burada da doktorluğu sadece doktorluk olarak değil, doktorluğu kendi içinde de ayırabiliyorsun. Mesela hayvanları beslemeye öncelik ver diyebiliyorsun. Hastalardan önce kendini tedavi et diyebiliyorsun. Ya da acil tedavileri ilk önce uygula. Sonra kendini sonra hastaları tedavi et diye böyle ayar verebiliyorsun burada detaylı bir şekilde. Bu neredeyse bütün olaylar için geçerli böyle. Mesela inşaatta önce bozuk yapıları düzelt var. Ya da bir yapıyı kaldır dediysen önce yapıyı mı kaldırayım ben diyor. Sen çatıyı en son inşa et diyorsun mesela. İlk yapıları inşa et diyebiliyorsun. Böyle ayarlayabiliyorsun. Bu da güzel. Buraları kullanmadım tabii de koloni çok büyürse filan. Herkese böyle ayrı ayrı görevler verdiğinde şöyle uzağa çekilip izleyebilirsin yani. Hiçbir aksama olmadan çatır çatır çalışırlar. Underground Power Conduits. Bu benim sanırım en son eklediğim mod. Şimdi güç yolları var ya şu güç yolu. Bunları böyle atıyoruz. Daha sonra bir saldırı geliyor. Saldırıdan dolayı burası yanıyor mesela. Tam şurası yanıyor. Şuradaki kablo kopuyor gidiyor. Bu kablo koptuğu zaman buraya elektrik gelmiyor. Başka bir yerden bağlantısı yoksa. Öyle olunca koloni zaten zor durumdayken bir de buranın elektriği gidiyor. Mutfağı kullanamıyorsun mesela. Tabii bu oyuna zorluk getirecek olan şeylerden birisi. Ama şurada yangın çıkıyor abi. Oyunda buralarda, şuralarda ikide bir yangın çıkıyor yani. Ve şurada yangın çıktığında bu kablo kopuyor. Senin ta kolonistlerin buradan çıkıp buraya çelik getirip diziyorlar. Yapana kadar 2-3 gün geçiyor ve şuradaki jeotermalleri kullanamıyorsun. Bu mod ne sağlıyor? Bu mod şu güç yoluna sağ tıkladığında yer altından geçir diye bir şey var. Bunu seçince bu kabloları yer altından geçiriyor. Mesela bunlar benim hep yer altından geçmiş kablolar. O zaman şu üst tarafta bir yangın çıksa da bu kabloyu etkilemiyor. Elektrik buradan buraya iletilmeye devam ediyor. Normalde kurmazdım ama artık beni çileden çıkardı bu durum. İkide bir şuralarda uzak köşelerde bir yerlerde yangın çıkıyor diye oraya gideceğim diye. Zaten kolonide 3 kişi var. Bir tanesi 3 gün iptal oluyor yani. Ya da bir saldırı geliyor. Buranın elektriği gidiyor. Şuradaki taretler çalışmıyor. Yeterli elektrik gelmediği için. Öyle bir mod. Prepare Carefully. Bu modda oyuna yeni bir koloni kurduğun zaman örnek veriyorum şöyle rastgele bir tane kuralım. Diyelim ki buraya ilerle dedin. İşte şu ekran var ya burada şu alta bir seçenek ekliyor. Normalde kolonistlerini böyle rastgele seçerken buna tıkladığın zaman kolonistini kendin dizayn edebiliyorsun. Her şeyini. Buradan saçını değiştirebiliyorsun. İstersen bunu seç mesela. Vücut tipini değiştirebiliyorsun, yüzünü değiştirebiliyorsun, pantolonunu, kıyafetini, zırhını, ne giydiğini değiştiriyorsun. Buradan yaşını değiştirebiliyorsun. Genç, yaşlı olsun diye. Özelliklerini değiştirebiliyorsun. Şuradan özelliklerini arttırabiliyorsun. Sen nişancılığı bunun 20 olsun dedim. Uyuşukmuş, uyuşukluğunu kaldırıp onun yerine dayanıklılık ekleyebilirim mesela. Buradan bütün istediğin her şeyini ekleyip bir de bunu kaydedebiliyorsun. Hatta normalde oyunda mesela 3 kişi başlıyorsan buraya ekstra karakter ekleyip 5 kişi yapabiliyorsun. Bu da oyuna kendi kafandan bir hikaye yazıyorsan, örnek veriyorum ben yaşları 21 olan 5 tane erkek arkadaşın macerasını anlatacağım deyip de buraya 5 tane erkek yapabilirsin, bunların hepsini erkeğe çevirip. Kendi arkadaşlarınızla falan bir koloni kuruyorsanız buradan kendi arkadaşlarınızın özelliği neyse onu yapabilirsiniz. Mesela benim arkadaşım tarımdan anlamaz deyip onu sıfıra düşürebilirsin. Biri çok iyi yemek yapıyordur, onu aşçı yapabilirsin. Bu mod burada da bitmiyor, bir de ilişkilerini düzenleyebiliyorsun. Mesela kim kimin yakını, karı koca, böyle şeyler ekleyebiliyorsun. Bir de oyuna başladığın zaman yanında gelen itemları değiştirebiliyorsun. Örnek veriyorum tıbbi araç gereç 30 değil de 50 olsun ben oyuna başlarken diyebiliyorsun. Ya da çelik 450 değil de 200 olsun, kendimi zorlayayım diyorsun. Sadece kaynakların sayısı değil, buradan yeni kendine silah da ekleyebiliyorsun. Ben oyuna başlarken yanımda ağır makinalı tabanca olsun diyorsun mesela 3 tane. Kendi hikayeni yazıyorsan buradan böyle seçip kolonisten ayarlayıp oyuna da başlayabiliyorsun. Expanded Prosthetics and Organ Engineering. Bu modda oyuna çok daha fazla organ ve protez ekliyor. Ama öyle böyle değil, hatta çoğuna bakmadım bile yani. Tabi burada araştırma kısmında ayırmış oyun ama şunlar zaten oyunun kendi şeyinde var, sürümünde. İçinde bazı yeni eklenen şeyler, mesela altın göz var mesela. Bu normalde oyunda yok galiba. Salyangoz implant var. Beyin çipi falan ekliyor bu. Biyonik omurga var mesela. Bu normalde var mıydı hatırlamıyorum ama olmayabilir. Mesela güç kolu falan var. Arkotek'i bu mod ekliyor olabilir. Arkotek kol bacak diye bir şey var. Ben hep bu modla oynadığım için tam hatırlamıyorum ama onlar çok daha biyonikten de daha güçlü kol bacaklar. Sadece ticaretle alabildiğiniz şeyler. Mesela normalde sevinç teli takınca beynin belli bir kısmını düşürüyordu sevinç teli. Adamın moralini arttırıyordu ama beyin %20 oranında düşüyordu verimi. Mesela bu mod sayesinde öyle bir şey vardı. Beyin çipi diye. Onu takıp sevinç teli takıp durumu dengeliyordun. İşte bu organ olaylarını seven varsa ben bir karakter alayım, full organlarını değiştireyim, biyonik yapayım, öyle kendime bir ekip kurayım falan diye bu modu kurabilirsiniz. Ben çok detaylı araştırmadığım için tam ne getirdiğini falan bilmiyorum. Kusura bakmayınız. Hospitality. Bu modda sevdiğim modlardan biri. Oyuna ziyaretçiler geliyor ya. O ziyaretçilerle ilgili yeni bir olay ekliyor. Örnek veriyorum şuraya şöyle bir oda yapıyorsun. Bu odanın içine yatak atıyorsun. Şuraya da şöyle bir masa atalım. Sandalye atalım etrafına. Böyle dümdüz bir şey. Daha sonra gelip de bu yatağa tıkladığında burada ziyaretçiler için diye seçebiliyorsun abi bunu. Bunu seçtiğin zaman köyüne bir ziyaretçi geldiğinde burası onun odası olmuş oluyor. Ziyaretçi mekanı yani. Gelip buralarda kalıyorlar. Eğer ki memnun kalırsalar senin tutumundan o geldikleri koloni ile ilişkin artıyor. Sana hediye bırakabiliyorlar. İstersen bu yatakları paralı yapabiliyorsun. Mesela 10 gümüş olsun burası diyorsun. Kalırsalar burada 10 gümüş ödüyorlar. Ama bazen bazıları kalmaya istemiyor. Gidiyor yerde falan kalıyor. Oraya 10 gümüş vereceğim ya şurada yerde halıda yatarım diyorlar. Bir de bu mod sayesinde mesela birisi geldi diyelim. Senin koloninden biriyle ilişkili. Örnek veriyorum Deathstroke. Deathstroke'un çocuğu geldi diyelim. Deathstroke'la ilişkisi de artı 70. O zaman o gelen ziyaretçiye tıklayıp şurada bir buton açılıyor. Oraya tıklayıp güç kullan dersen, örnek veriyor oyun diyor ki sana 50 ilişkin azalacak o koloniyle ama Deathstroke'un çocuğu sana katılacak diyor. O tarz şeyler de var. Buradan işte onlara bir alışveriş yapacakları bir alan seçebiliyorsun. Sadece mesela alışveriş alanı olmasın. İşte nerede takılsınlar, nerede yaşayabilsin bu ziyaretçiler falan diye seçebiliyorsun. Şu an oyunu God modu açtığım için yazılar bozuldu ama burada onlarla arkadaşlık kur diye bir seçenek var. Onu seçtiğin zaman işte karakterlerin gidip onlarla konuşuyor, onlarla ilişkilerini falan arttırıyorlar. Onları daha memnun ediyorlar, eğlendiriyorlar falan. Böyle güzel bir mod. İşte böyle ayrı bir işte ziyaretçi yeri ayarlamak da hoş oluyor. Ben tabii böyle direkt dümdüz atmıyorum. Onlara da şöyle ayrı ayrı odaların olduğu bir yer haline getiriyorum. Şuradan beleş yemek yesinler diye bir şey var orada. Onu seçiyorum falan, gelip benden yemek yiyorlar. Memnun kalıyorlar. Öyle misafirperverliğimizi gösteriyoruz, Türklüğümüzü. Quality Colors modu. Bu modda yaptığın item'ın leveli oluyor ya, çok kötü, kötü, normal, iyi, işte efsanevi. O zaman onlara göre bir renk belirliyor. Normalde hepsi normal beyaz. Bunda ise Legendary yaptığında rengi sarı falan oluyor. Bu loot yapılan oyunlarda falan olur ya. Hoş bir güzellik olduğu için eklemiştim. Shared Loot. Bu mod bir inşa yapılacağı zaman oraya malzeme taşınması gerekiyor ya, bu zulüm gibi olan bu süreç işte. Örnek vereyim şuradaki jeotermal enerji çok fazla çelik istiyor. Bu inşaatı yapacak olan adam gidiyor o çeliği getirip koyuyor. Modu kurduğunuz zamansa diğer kolonistler de boş boş bakmıyorlar. Onlar da diyorlar ki lan bir inşaat var, bizim de elimiz boş. Gidelim de en azından oraya çelik götürelim diyorlar. Hep beraber toplanıp çelikleri buraya döşüyorlar. Sonra inşaatçınız gelip inşa yapıyor. Tiled soil. Bu mod tarımla ilgili. Normalde tarım yerine zemini böyle dümdüz bir zemin oluyor. Burada da büyüme etkisi %100 oluyor. Bu modda şu zemin dediğiniz zaman buraya tiled soil ekliyor. Bu sayede burayı böyle seçtiğiniz zaman alt tarafı değiştiriyor artık. Bu tarımda ne diye geçiyor bilmiyorum ama daha verimli bir toprak haline getiriyor. Buranın büyüme etkisi de %100'den %140'a mı ne çıkıyor? Normalde bazı zaten doğal öyle topraklar var. Sulak arazi diye geçiyor. Bu da o toprağı senin inşa etmeni sağlıyor. Koloni çok büyüdüğünde ekstra tarla atmayayım ben, eldeki tarladan daha çok verim alayım falan diyorsanız bunu da kurabilirsiniz. Trade Ship No Matter What bu modda daha fazla ticaret gemisi gelmesini sağlıyor. Bu mikro elektroniği araştırdığınız zaman iletişim konsolu geliyor ya. Onu kurduğunuzda gökyüzünden geçen ticaret gemileriyle ticaret yapabiliyorsunuz. Tabi kendi deponuza da ticaret feneri kurmanız gerekiyor. Normalde oyunda bunlar çok az geçiyorlar abi. Harbiden çok az geçiyorlar. Ve belli bir yerden sonra da çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani bileşen falan gerekiyor. Ya da çelik bitiyor, çelik gerekiyor. Silah gerekiyor. Bunlar hiç geçmediği için sıkıntı oluyor. Bu mod daha fazla geçmelerini sağlıyor. Büyük ihtimalle mod ayarında da geçme sürelerini falan ayarlayabiliyorsunuzdur. Quality Builder. Bu modda bir şey inşa etmelerini istediğinde, örnek veriyorum, Komidin atsınlar istiyorsun. Buna tıklayıp da şuradan kalitesini seçebiliyorsun sağa tıklayıp da. Bu efsanevi olsun dersen eğer bir kolonistin gelip bunu yapıyor. Efsanevi olmazsa yıkıyor baştan yapıyor. Olmazsa yıkıyor baştan yapıyor. Bu efsanevi olana kadar uğraşıyor. Bu hem çok güzel bir koloni yapmak istiyorsan orada işine yarıyor. Mesela bu odadaki her şey çok güzel olsun falan istersen uğraşabilirsin. Çok uzun sürer ama asıl birinin inşaatını kastırmak istiyorsan da kullanılabilir. Örnek veriyorum, adama dersin ki buraya bir masa at dersin. Efsanevi olsun dersin. O yapar yıkar, yapar yıkar, yapar yıkar. O sırada durmadan inşaatçılığını geliştirir. Jewelry. Bu modda oyuna takı, bilezik, yüzük o tarz şeyler ekliyor. Araştırmada şu yukarıda en sağa geliyor. Bunun gelip de masasını araştırıyorsun. Bir de basacağı şeyleri, yüzükleri, kolyeleri falan araştırıyorsun. Daha sonra bu üretim kısmına geliyor o. Şurada lazerli bir şey var ya bu. Bunu getirip buraya atıyorsun. Tıklıyorsun. Ne yapmak istiyorsan seçiyorsun. Bak buradan heykel de yapabiliyorsun. Örnek veriyorum. Yüzük yap dediğin zaman bu yüzüğü diyor yeşim taşı ve altınla yaparım diyor. Silver seçersen silver'la yeşim taşıyla yaparım diyor. Ekstra olarak oyuna 3 tane daha yeni madde ekliyor. Bunlar elmas, yakut ve safir. Onları nereden buluyoruz? Onlar da aynı yeşim taşı gibi. Etraftaki şunlar var ya, bunlar bazen safir oluyor, elmas oluyor. Onları satabiliyorsun. Bulmak kolay değil. O yüzden takı makı yapmak daha zor oluyor. Tabii bir takı yaptığında kolonistlerinden biri onu giydiği zaman buradan +1, +2, +3 diye modu yükseliyor. Ben diyor şu an güzel gözüküyorum falan diye keyfi artıyor. Ya da onlardan üretip de satabiliyorsun. Örnek veriyorum, yapılardan şuraya artık diamond ekleniyor. Bu normal oyunda yok. Bu modu kurduğunda böyle diamond duvarlar atabiliyorsun. Ya da ben çok zengin bir koloni olacağım falan dersen bu zemin kısmında ruby zeminden, yani yakut zeminden falan atabilirsin böyle. Ya da safir zeminden falan. Neyse, modları böyle tanıtmak istedim. Bu arada eğer oyunu Epic'ten oynuyorsanız, Epic yani herhangi bir mod yapılan bir oyun Epic'ten oynanmıyor maalesef, atölye olmadığı için. O zaman internete girip de Steam'den mod indirme siteleri var. O sitelere girmeniz lazım. Daha sonra Steam atölyesinde modu buluyorsunuz. O linki o siteye yapıştırıyorsunuz. O modu indirmenizi sağlıyor. Ama normal bilgisayara düz indiriyor. O indirdiğiniz dosyaları da alıp kopyalayıp oyunun yüklü olduğu yerdeki mod klasörünün içine atarsanız oyuna girdiğinizde burada modları görürsünüz. Epic'ten modda böyle yapılıyor. Çok zor değil ama sıkıntı güncelleme geldiği zaman oluyor. Çünkü benim bildiğim Epic'te güncelleme gelince eski sürümü yükleyemiyorsun. Steam'de o var. Oyun mesela 1.4 diyelim. Tüm modlarda 1.4 uyumlu ya. 1.5'e geçince oyun, sen Steam'e girip de bunu 1.4'e geri yükle deyip save'ine kaldığın yerden devam ediyorsun. Epic en güncel neyse onu yüklüyor sanırım. Modlar yalan oluyor, save'de yalan oluyor olabilir. Neyse, kullandığım modları bir göstereyim istedim. Bu haftada bir, 2 haftada bir yeni modlar keşfediyorum. Bazı modlar çok daha büyük oluyor mesela. O tarz modları da böyle arada bir tanıtırım. Hem yeni modlar keşfetmiş oluruz hem de ben tanıtmak için öğrenince kendi sevime falan eklerim. Öyle güzel bir şey olabilir. Eğer önereceğiniz modlar varsa lütfen yorumlara yazın. Oradan ben de bakıyorum. Başkaları da görebilir. Buraya kadar da geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.